Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklar, hepiniz haftalık grup toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 7 Mart, yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Partimiz bütün kadın milletvekilleri, belediye eş başkanları, genel merkez il ilçe yöneticisi kadın arkadaşlarımızla birlikte 4 günden beri alanlarda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü halkımızla birlikte kutluyor. Ve bu sebeple de bugün grubumuzun kadın milletvekili arkadaşları meclis çalışmalarında değil, alanlarda halkımızla birlikte bugünü kutluyorlar. Biz de bütün dünya kadınlarının Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bir grup toplantımızı daha rehin alınan eş başkan, grup başkan vekili, milletvekillerimiz ve siyasi yoldaşlarımızdan eksik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Onlardan ayrıyız ama coşku, moral ve inançla bütün siyasi çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Bu uğurda yaşamını halkının barışı, demokrasisi, özgürlüğüne adamış olanlara ve bugün için aramızda olmayan, alıkonulan, dört duvar arasında bulunan bütün arkadaşlarımıza, özellikle dört duvar arasında bedel ödeyen eş başkanlarımız ve milletvekillerimize layık olacak bir çalışmayı hem referandumda hem de diğer çalışma alanlarında yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. Yine yaklaşık 5 aydır yaşamış olduğu sağlık sorunlarından ötürü yanımızda olamayan ama sıcaklığını ve desteğini bir an olsun bizden eksik etmeyen değerli büyüğümüz, Dengir abimiz aramızda önemli ölçüde sağlık sorunlarını atlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin huzurunda, hepimiz adına kendisine hoş geldiniz diyoruz, şeref veriyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bir ağaç gibi kökü kesildikçe daha gür çıkan, çünkü gücünü halktan alan, bu yönüyle de aramızdan alıkonulan arkadaşlarımızın eksikliğini hissettirmemeye çalışan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Eş genel başkanlarımız tutuklandı. Onların yerine parti sözcümüz grup toplantılarını önemli ölçüde sürdürmeye devam etti. Onların yerine bizlerle birlikte grup toplantısını gerçekleştiren parti sözcümüz malumunuz olduğu üzere 40 gündür tutuklu. O aramızdan alıkonuldu. Bir hafta önce MYK kararıyla grup sözcülüğümüze getirilen Şanlıurfa milletvekilimiz, değerli arkadaşımız, yoldaşımız Osman Baydemir bugün grup toplantısında bizlerle birlikte olacak. Hem görevinde kendisine hepimiz adına hayırlı olsun ve başarı dileklerimizi iletiyoruz. Hem de haftalık grup toplantısını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyoruz. Değerli divan, saygıdeğer yoldaşlarım, partili arkadaşlarım, milletvekillerim, çok kıymetli basının değerli emekçileri, genç kardeşlerim, genç yoldaşlarım, rusupilerim, seydalarım, umbukheri huashi hatun, serserah hatun, serçavara hatun, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bin bir emekle, düşle, canla, dişle, tırnakla, emekle, alın teriyle Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının yiğit insanları HDP çatısı altında bir birlikteliği oluşturdu. O birliktelik çığ gibi büyüdü, umuda dönüştü ve o umut bentleri, setleri, engelleri aştı. Öyle bir açtı ki 80 milletvekiliyle Anadolu, Mezopotamya, Kürdistan'ın bütün halklarının iradesini bu parlamento çatısı altına getirdi. Ve kardeşlik halayını tuttunuz. Ama maalesef
kardeşlik halayına göz diktiler. Milletin iradesini, 7 Haziran'da açığa çıkan iradesini tanımadılar. İlk darbelerini 7 Haziran seçim sonuçlarını tanımamakla ortaya koydular. Ve akabinde Suruç'tan Ankara gar patlamasına kadar kanla yeni bir iktidar devşirdiler, yeni bir iktidar inşa ettiler. Yetmedi, Mayıs'ta bu parlamentoda bir darbe daha gerçekleştirdiler. Milletin 6 milyon oyunu almış siyasi iradeye, HDP'ye dair dokunulmazlığın kaldırılması darbesini gerçekleştirdiler. Yetmedi, 4 Kasım'da milletvekillerimizi, eş başkanlarımızı siyasi bir operasyonla, bir merkezde güdümlü komutalı bir operasyonla cezaevine gönderdiler. Yetmedi, parti sözcüğümüzü cezaevine gönderdiler. Bir kez daha buradan bütün cezaevlerinde bulunan, başta eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, bütün yoldaşlarımıza binlerce kez selam olsun. Binlerce kez selam olsun. Bugün burada zorunlu bir nöbet değişimiyle sizlere hitap ediyorum. Olması gereken eş genel başkanlarımız Sayın Yüksekdağ ve Sayın Demirtaş'ın size hitabıydı. Umut ediyorum ki en kısa zaman dilimi içerisinde onlar özgürlüklerine kavuşurlar. Benim de nöbetim sona erer, bayrağı esas sahibine adı gibi Ayhan olan, soyadı gibi Bilgen olan Sayın Ayhan Bilgen'e bu bayrağı devretmenin onurunu yaşamış oluruz. Değerli kardeşlerim, hemen hemen her hafta burada ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize HDP'nin yeni bir siması hitap ediyor. Hiç şüpheniz olmasına, simalar değişse de asla ama kata direngenlik ruhu, zulme, zalime karşı reddetme ruhu, özgürlüğü, eşitliği, barışı, haykırma ruhu asla ve kata yok olmayacaktır, yok edemeyecekler. Ne yaparsanız yapın, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında özgürlük tohumu, birlikte yaşam tohumu, eşitlik tohumu, adalet tohumu ekilmiştir. Ve mutlak suretle, ama mutlak suretle zorluk, zorbalık ne olursa olsun aşılacaktır. Topluma iki şeyi dayatıyorlar. Sinmek, sindirilmek, susmak. Hiç şüpheniz olmasına bu kürsü asla susmayacaktır. Sözümüzü mutlak suretle ama mutlak suretle canlara, yoldaşlara, kardeşlere, gençlere, kadınlara, ben insanım diyen herkese ulaştırmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Kardeşlerim, bugün burada sinmeyen, teslim olmayan, boyun eğmeyen, tarihin neredeyse 30 yıllık, 40 yıllık, belki de 70 yıllık geleneğinden, direngen geleneğinden boyun eğmediği için bugün zindanda olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en coşkulu yürekten kutluyorum. En derin saygılarımı eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'a, grup başkan vekilimiz Çağlar Demirel'e, milletvekilimiz Besince Konca'ya, Meral Danış Beştaş'a, Nursel Aydoğan'a, Gülsel Yıldırım'a, Selma Irmak'a ve cezaevinde bulunan bütün kadın tutsaklara bir kez daha gönderiyorum. Ve bir kez daha mücadeleleri önünde saygıyla, sevgiyle, hürmetle duruyorum, selamlıyorum. Bir kez daha özgürlük halayında, barış halayında mutlaka ama mutlaka onlarla birlikte olmanın taahhüdünü veriyoruz. Yine burada huzurunuzda hükümetin kayyum uygulamasıyla, kayyum zulmüyle, gazabıyla zindanda tutulan Gülten Kışanağ,
Nur Hayat Altun'a, Nevin Daşdemir'e, Sara Kaya'ya, Yüksel Mutlu'ya, Mukaddes Kubilay'a, Diba Keskin'e ve bütün kadın belediye eş başkanlarımıza en derin saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi ifade ediyorum. Kardeşlerim, hükümet o referandum çalışmasını Avrupa'da kimi etkinlikleri engellendi diye büyük bir feryadı figan içerisindeler. Oysa ki bugün Türkiye'nin dört bir yanında kadın arkadaşlarımız, kadın yoldaşlarımız, kadın örgütleri 8 Mart etkinliklerini gerçekleştiremiyorlar. Urfa'da, Suruç'ta, Haran'da, bereketli topraklarda kadınlar eşitlik mücadelesini, özgürlük mücadelesini, hak mücadelesini dillendirdikleri için dün, daha dün 23 arkadaşımızı gözaltına aldılar. Ve önceki gün Sirt'te aynı şekilde mitingleri yasaklandı, etkinlikleri yasaklandı, gözaltına alındılar, darp edildiler, horlandılar. Bu sadece ve sadece vesayet rejiminin ilk, tek ve son uygulaması da değildir. Siyasetimize yöneltilen bu soykırım operasyonunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de kadın mücadelesine bakış açımızın bir sonucudur. Hiç şüpheniz olmasın da, kayyum uygulamasının kendisi dahi kadın temsiliyetine adeta bir saldırıdır. Bakıyoruz, kayyum ne yapıyor? Diyarbakır'da, bütün Kürt coğrafyasında, bütün Kürt belediyelerinde bin bir emekle, güçlükle, zahmetle, bedelle oluşturulan kayyum yok etmeye çalışıyor bütün değerleri. Ne yapıyor? Kürtçe dilini yasaklıyor. Tabelaları indiriyor. Kadın politikaları daire başkanlığını ortadan kaldırıyor. Alo şiddet hattını kapatıyor. Kadın sığınma evlerini kapatıyor. Kadın dayanışma merkezlerini kapatıyor. Ve bununla kadını destekten yoksun bırakmanın politikasını ortaya koyuyor. Bir nevi kadını kendine kul, köle, bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Kuruluşundan bugüne değin. Kim ki kadına yönelik şiddeti uyguladıysa, kim ki kadını yok saydıysa, emin olun onlar eninde sonunda yok oldular. Kadına yönelik her türlü şiddetin sahipleri ancak ve ancak siyasi bir hareket olamazlar. Ancak ve ancak hüdük olurlar, hüdük. Bunlardan da ancak ve ancak hüdük politikası çıkar, ancak ve ancak hüdük siyaseti çıkar. Değerli kardeşlerim, sözün özü, hukuk herkese lazım olacak. Adalet herkese lazım olacak. Özgürlük herkese lazım olacak. 4 Kasım darbesinden sonra Anayasa Mahkemesi kendi kararına sahip çıkmıyor. Balbay ve Hameral kararına sahip çıkmıyor. Çok açık ve ne söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay ve Hameral kararının imzacısı olan hakimlerin kimileri, en az 6 hakim şu anda halen Anayasa Mahkemesi'nin heyeti içerisinde bulunuyor. Daha topluma dayatılan bu ucube yasa daha yasallaşmadan, daha geçmeden yargı bir bütün olarak zaptu rapt altına alınmış bulunuyor. Bu sistem bir şekliyle kendisini topluma dayatmanın arayışı içerisinde bulunuyor. Hiç şüpheniz olmasın. Hukuk bir gün onlara da lazım olacak. Adalet bir gün onlara da lazım olacak. Ve andolsun ki bizler onlar gibi adaletsiz olmayacağız. Bizler onların düşmüş olduğu bu çukurun etrafına dahi yaklaşmayacağız. Ne diyorlar? Ne diyorlar Almanya için? Faşizm diyorlar. Sübhanallah. 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 Eğer ki bu ülkede adaletsizlikler, yasaklar, yasaklanan etkinlikler, hukuksuzluklar listelense Adalet Bakanı'nın da boyunu aşar. Bütün kabinenin bakanlarını üst üste koyarsanız hepsinin boyunu aşar, boyunu. Neymiş? Neymiş? Mağdurlaşmış. Bir kez daha mağdur olmuşlarmış. Neno yetim sahibiymiş.
Bunların politikası neno yetim sahibidir politikası. Şu anda aramızda Mir Dengir Fırat var. Dostum, milletvekilim, çok değerli kardeşim. Bir nusuvet, bir rahatsızlık, bir hastalık. Direndi, direndi, direndi ve inşallah hastalığı yendik. Şimdi direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz ve inşallah ülkeye dayatılan bu hastalığı da, bu hastalıklı ruh halini de, bu hastalıklı paketi de yeneceğiz, sandığa gömeceğiz, sandığa defneceğiz. Hoş geldin değerli kardeşim, hoş geldin dostum. İlkokul yıllarım köyde geçti. Şehre geldik, Alemli Ortaokulu'nda okuyorum. Şehir toplumuna yabancıyız. Alemli Ortaokulu ve Dağkapı civarında yaşlı bir teyzemiz yardım topluyor. Ve yardım topladığı insanlara da elini açıyor. Neno yetim sahibidir, neno etim sahibidir diyor. Doğrusu duygusallık. Çok harçlığımız yok, çok para veremiyoruz ama zaman zaman elini öpüyorum Neno'nun. Ortaokul yıllarım bitti, lise yılları başladı. Aynı muhitte, aynı bölgede, aynı teyze, aynı neno, neno yetim sahibidir. Ortaokul yılları bitti, lise yılları başladı. Aynı muhitte, aynı bölgede neno yine yardım topluyor, neno yetim sahibidir. Lise bitti, üniversite yılları başladı, aynı bölgede, aynı neno, aynı dil, aynı uslup, neno yetim sahibidir. Üniversite yılları bitti, insan hakları mücadelesi başladı, yıllarca aynı bölgede neno yine yetim sahibidir. Belediye başkanı oldum, neno yine yetim sahibidir. Bu yetimler bir türlü büyümedi. Neno hakkın rahmetine kavuştu, geride bir tane servet bıraktı ama o yetimler bir türlü büyümedi. 15 yıldır iktidarsınız. 15 yıldır iktidardasınız. Her defasında mağdursunuz. Mitingleri yasaklıyorsunuz, mağdursunuz. Mitinglerimiz bombalanıyor, mağdursunuz. Eş başkanlarımız cezaevine konuluyor darbeyle, mağdursunuz. Dokunulmazlıklar kaldırılıyor, mağdursunuz. Şırnak yakılıyor, yerle bir ediliyor, yine mağdursunuz. Kusura bakmayın. Bu edebiyat, bu yüz artık paspas olmuş. Bütün dünya bu yüzü tanıyor ve bütün dünya bu paypasın üzerinde şu anda yürüyor. Bir gün Urfalı bir hemşerim çarşıda biber satıyor. Bir müşteri, bir vatandaş geliyor. Biberi kırıyor, kokluyor. Diyor ki bu acı değil. Bir diğerini kırıyor, kokluyor. Bu da acı değil diyor. Bir diğerini kırıyor, bu da acı değil diyor. Biber sahibi, isot sahibi artık burasına geliyor. Ya diyor kurban, benim biberim acı. Ama senin burnun yanmıyorsa ben ne yapayım? Vallahi Avrupa'daki bu yasak çok acı. Çok acı bir gerçek. Ama sizin burnunuz yanmıyorsa biz ne yapalım? HDP ne yapsın? Almanya ne yapsın? Almanya ne yapsın? Avrupa ne yapsın? Hollanda ne yapsın? Birisi çıkmış diyor ki beraber gidelim diyor. Miting yasaklanıyorsa beraber gidelim diyor. Zaten berabersiniz. Zaten berabersiniz. Eş genel başkanımız çok hakiki, çok yerli Sayın Demirtaş bir önermede bulundu. Dedi ki mutlaka ama mutlaka başkan olmak istiyorsan Devlet Bey'e başkan ol. Ha oldu şimdi. Şimdi hakikaten Devlet Bey'e başkan olmuşsunuz. Ve beraber yürüyorsunuz. Hangi yollarda biliyor musunuz? Beraber yürüyorsunuz. O yağmur yağan yollarda değil. Kan döktüğünüz yollarda beraber yürüyorsunuz. Ve beraber ıslandınız. Yağmurda değil ama. Dökmüş olduğunuz kanda ıslandınız. Dökmüş olduğunuz kanda ıslandınız. Bir diğeri kalkmış diyor ki bundan önceki tüm zaman dilimi içerisinde abidik gubidik başbakanlar geldi diyor. Hiç şüpheniz olmasına. Hiç şüpheniz olmasın. Bu paket özü itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından abidik gübidiklerle doldurulacak bir hükümeti oluşturma paketidir. Abidik gübidiklerin oluşturacağı bir sisteme de buradan bir kez daha hep beraber hayır diyoruz. Değerli kardeşlerim, zorbalıkla, dayatmayla, sindirmeyle bir atmosfer oluşturuyorlar.
Daha dün Nusaybin'de, Hrabamava köyünde işkence gerçekleştiler, işkence. Ve pişkin bir şekilde kalkıp işkenceyi savunuyorlar. İşkenceyi savunmak müsfeteliğin ta kendisidir. Kim ki işkenceyi savunuyorsa o müsfetenin ta kendisidir. Ben dedim arkadaşlarıma, zaman zaman konuşma yaparken hatipler konuşmalarında müsfetelere rastlaşırlar, karşılaşırlar. Buraya bir çöp koyun. O müsfeteleri gördüğümüzde çöpe atalım dedim. Yok dediler başkan, çöp kutusu kirlenir dediler. Çöp kutusu kirlenir. Peki ne yapacağız dedim. O müsfetelerin tamamını 16 Nisan'da sandığa inşallah hep beraber gömeceğiz. 16 Nisan'da işkenceci bütün müsfeteleri sandığa hep birlikte gömeceğiz. Şimdi de bütün köylerde hayır çıkmasın diye bir baskı politikasını, bir sindirme politikasını 1990'lı yılları aratmayacak şekilde koyuyorlar. Kardeşlerim, paketin savunulacak hiçbir yerini bulamıyorlar. Pakette savunulacak bir yer bulamadıkları için de efendim seçme yaşını, seçilme yaşını gençler açısından 25'ten 18'e indiriyoruz diyorlar. Hele bak, hele bak, ne kadar büyük bir devrim, ne kadar büyük bir gelişme, ne kadar büyük bir himmet, ne kadar büyük bir hizmet. Peki 1 Kasım seçimlerine bakalım. Siz kaç tane genci Allah aşkına 25-30 yaş grubu içerisinde olan kaç tane genci parlamentoya taşıdınız? Bu parlamentonun en genç temsiliyeti HDP grubudur, HDP grubu. Ve HDP grubunun en gençleri, en dinamikleri şu anda cezaevindedir. Bu ülkenin en genç lideri Selahattin Demirtaş'tır, Figen Yüksekdağ'dır. Şu anda cezaevindedir. Bu ülkenin en genç parlamenterleri Ferhat Enciler, Abdullah Zeydanlar şu anda cezaevindedir. Sizi gibi genç düşmanları sizi, sizi gibi kadın düşmanları sizi. Bu ülkenin kadın temsiliyetine baktığımızda, parlamentonun kadın temsiliyetine baktığımızda %41 oranla HDP birinci sıradadır. Peki sizin kadına bakış açınız ne? Kadınlar, kadın temsiliyeti şu anda cezaevinde. Figen Yüksekdağ'ın milletvekilleri tıpkı Merve Kavakçı'nın milletvekili gibi korsanvari bir şekilde düşürdünüz. Şimdi de kalkmış kadınlara ve gençlere çok açık söylüyorum ha. Yem atıyorsunuz yem. Kanca atıyorlar. Olta atıyorlar. Aman ha gençler. Aman ha kadın yoldaşlar. Aman ha anneler. Siz siz olun, kendinize mukayyet olun. Siz siz olun, yaş tahtaya, şelpeye gelmeyin. Bunların yaptığı tek şey var, kandırmak. Diyorlar ya, 15 yıl boyunca mağdur edildik, kandırıldık. Hiç de öyle değil. 15 yıl boyunca kandırdılar. İşbirliği kurdukları herkesi ama herkesi kandırdılar ve bir kez daha bu toplumu kandırmaya çalışıyorlar. Şimdi İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan dört bir koldan bir yol açtık. Hayır yolu açıyoruz. Birlikte, beraber hayırlı bir yolculuğa çıkıyoruz. İnşallah bu hayırlı yolculuğun sonunda gençler daha özgür olacak. Kadınlar daha özgür olacak. İnsanlar daha eşit, daha özgür, daha adil bir ortamın kapısıyla karşılaşacaklar. Kardeşlerim, şimdi içerisinde bulunduğumuz saddi mahal sadece referandumu izleme saddi mahali değildir. Ben bu vesileyle bütün Türkiye'li kardeşlerime, özellikle de genç, kadın, çalışan, emekçi kardeşlerime çağrıda bulunmak istiyorum. Bir risk var. O risk de hırsızlık riskidir. Hırsızlık riskidir. Çünkü bunlar sabıkalı hırsızdır. Sabıkalı. Nasıl mı? Haziran seçimlerinde trafolara giren iki ayaklı kedilere bakın. Kasım seçimlerinde trafolara girmeye çalışan iki ayaklı kedilere bakın. Dört ayaklı kedilerin tamamı saygındır. Ama iki ayaklı kedilere önlem almak hepimizin boynunun borcudur.
10 Mart'a kadar bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza sandık kurulu üyeliği için ve iki ayaklı kedilerden sandıkları halkın iradesini korumak için sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum. Gelin hep birlikte milletin iradesini koruma altına alalım. Ve hep birlikte diyelim ki Seydar, reva pısıke haya kadini. Reva pısıke haya kadini. Kadin sandok aha sandok. Kadin sandok. Kemçi avan carek din kedi destemi. Bu fırsatı 16 Nisan fırsatını bir kez daha toplumun hayrına, özgürlüklerin hayrına, eşitlik zemininin oluşturulmasının hayrına hep beraber kullanalım, hep beraber değerlendirelim. Öyle bir zemin içerisinden geçiyoruz ki, öyle bir akıl tutulması topluma dayatılmış ki, referandum kampanyası yürütülecek hangi atmosfer içerisinde? Bizlerin eş başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımızın büyük çoğunluğu cezaevinde, zindanda. Kendileri Beytülmal'ın parasıyla, Sayın Cumhurbaşkanı, sen Beytülmal'ın parasıyla referandum propagandasını yapıyorsun. Eğer sıkıysa kendi paranla yap. Figen Yüksekdağ hakkında, eş genel başkanımız hakkında açılan davalardan bir tanesi, soruşturmalardan bir tanesi, kamu ortamı içerisinde belediyenin bir tesisinin açılışında yapmış olduğu bir konuşmanın siyasi içerikten olmasından kaynaklıdır. Ve şu anda o dosyada yargılanıyor. Eğer bu haksa, eğer bir hukuksa, Cumhurbaşkanından başbakana, başbakandan bütün bakanlara kadar hepinizin Beytülmal'ın parasıyla propaganda yapmaktan dolayı kamu ortamında, kamu tesislerinin açılışında, açılışlarda propaganda yapmaktan dolayı hepinizin yargılanması lazım. Bize gelince yasak, size gelince hak, hukuk, size gelince mübah. Bu hesap dönecek kardeşlerim. Mutlak surette bu hesap dönecek. Ve bu ülke hiç çekmedi ya, hiç çekmedi. Kibrinin, gururunun esiri olan, kendi çıkarını, ülkenin çıkarının önüne koyan siyasetçilerden çekmediği, başka şeyden çektiği kadar. Vesayet rejiminden çekmedi çektiği kadar. Bir vesayet rejimini, bir başka vesayet rejimiyle güçlendirerek sürdürmek istiyorlar. Sorarlar adamı, sorarlar. Siz ne istediniz de bu toplum size vermedi? Belediye başkanı oldunuz, milletvekili oldunuz, başbakan oldunuz, cumhurbaşkanı oldunuz. Yetmedi, şimdi tek parti devleti, tek adam devleti inşa etmenin gayreti çabası içerisindesiniz. Ve buna hayır diyenleri de, buna hayır diyenleri de açık söylüyorum ha, faşizmle suçluyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz, suç sayıyorsunuz, cezaevine koyuyorsunuz. Hayır kampanyası yürütülmesin diye, güçlü yürütülmesin diye Demirtaşları, Figen Yüksekdağları cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz. Temmuz 2015'ten bugüne değin her uygulamanızın kendisi tam da bir faşizmdir. Ne buyuruyor beyefendi? Hayır demek faşizme destek vermekmiş. Hayır demek darbeye destek vermekmiş. Hayır demek çukura destek vermekmiş. Bukhade bukhade, tepeden tırnağa faşizm çukurunun içerisindesiniz. Ve faşizm çukurundan sizi çıkarabilecek, bu ülkeyi çıkarabilecek yegane bir güç var. O da hayırın gücüdür, hayırın buluşmasıdır, hayırın açacağı kapıdır. Doyumsuzluk, hayatın her alanına dair büyük bir doyumsuzlukla karşı karşıyayız. Evkeseki, kuzike vibirçibi, tüpünceki namvidi vetir, besleşir. Evkeseki, çavi vibirçibi, tühemmu dünyayı bedi, bu kadar nebes. Konjmur bu personun beşin vana kine, vana koma tüm birçine. Tüm mudahin birçine, tüm mudahin. Kardeşlerim, sözün özü, sözün özü, 82 Cunta Anayasası Kürtlere özgürlük verdi mi?
Demokrasi verdi mi? Eşitlik verdi mi? Hak verdi mi? Hayır. Peki bu paket, bu pakette Kürdün hakkı var mı? Alevinin canların hakkı var mı? Pirim canların hakkı var mı? Yok. Alevinin hakkı yok. Canların canını alan bu paketin canı cehenneme. Bu paketin canı cehenneme. Bizi reddeden, bizi yok sayan, demokrasiyi yok eden, demokrasinin yerine faşizmi ikame eden, inşa eden bu paketle 12 Eylül anayasası arasında hiçbir fark yok. Yani sözünüzü al birini vur ötekini. Al birini vur ötekini. Topunuza da ikinize de hayır diyorum, hayır diyoruz. Kardeşler, anayasalar bir toplumsal uzlaşma metnidir. Anayasalar dermandır, derman. Oysa bu pakete baktığımızda bu anayasa derman değil. Bu anayasa demokrasiye de, Kürde de, Aleviye de, ötekiye de adeta fermandır, ferman. Biz bu fermanı, bu dayatmayı bir kez daha yüksek bir sesle reddediyoruz, hayır diyoruz. Olağanüstü hal rejimi içerisinde, olağanüstü baskı rejimi içerisinde bir dayatmayla karşı karşıyayız. Düşünün, birisi seçilecek, sabahın erken saatlerinde başkan olacak, cumhurbaşkanı olacak. Bir müddet sonra hakim olacak, bir müddet sonra savcı olacak, bir müddet sonra yetmedi parlamenter olacak, bir müddet sonra başbakan olacak, bir müddet sonra yargıç olacak, cübbesini giyecek. Birisi çıkıp ya kardeşim sen ne yapıyorsun? La sen ne yapıyorsun? La yani Arapçada hayır anlamında. La sen ne yapıyorsun? Dediğinde cezaevini görecek. Bunun adı demokrasi değil. Bunun adı tek adam rejimidir. Bunun adı tek parti rejimidir. Sabah kalkacak bakanı belirleyecek. Yardımcısını belirleyecek. AKP'nin örneğin ya da A Partisi'nin ilçe başkanını atayacak, yetmeyecek kaymakamını atayacak, yetmeyecek valisini atayacak, yetmeyecek belediye başkanını görevden alacak, yerine kayyum atacak. E kayyuma bakıyoruz. Kayyum ne yapıyor? Kayyum Orhan Doğan'ın anıtını yıkıyor. Kayyum Romoski'nin anıtını yıkıyor. Kayyum insanların ekmeğini elinden alıyor. Ha kayyum, ha zukum. Kayyuma da, zukuma da, paketinize de hayır. Kayyuma da, zukuma da hayır. Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi gelişmesi, müzakere masasının, diyalog masasının oluşturulmasıydı. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, 2 yılda bütün o yaralar kabuk bağladı. İnsanlar birbirine ön yargısız bakmaya başladı. Ne yaptınız? Tek başına iktidar olma uğruna masayı devirdiniz. Ve masayı devirmekle kalmadınız. Kan dökerek yeni bir rejimin inşasını oluşturmanın gayreti içerisindesiniz. Oysa bu toplum, oysa gençler, oysa halk, oysa çocuklar aydınlık bir gelecek peşinde. Oysa anneler evlatlarının can derdinde. Sizin bir tek derdiniz var, bir tek derdiniz var. Kendinizi ilelebet garantiye alacak bir rejimin inşasını ortaya koymak. Ne diyorlardı? Eski ortakları sınav sorusu çalmışlar. Sınav sorusu çalmak suçtur. Olmaması gerekir. Peki siz ne yapıyorsunuz? Vallahi deveyi amuduyla beraber yutuyorsunuz. Yetmiyor. Şimdi bu toplumun bütün geleceğini, aydınlık geleceğini yok etmek istiyorsunuz. Çalmak istiyorsunuz. İşte bundan dolayı bir kez daha bu pakete yüksek bir sesle hayır diyoruz. Figen Yüksekdağ'ın, eş başkanlarımızın, milletvekillerimizin, gazetecilerin, medya kuruluşlarının yani halkının sözünün yansımadığı bu paket hiçbirimizin derdine derman olabilecek bir paket değildir. Bir kez daha bu paket derman değil, bu paket fermandır. Ferman padişahınsa hayır deme hakkı bizlerindir, hepimizindir. Hayır deme hakkı bizlerindir, hepimizindir. Kardeşlerim,
özellikle de Kürt coğrafyasında yaşayan kardeşlerim. Bu paket aynı zamanda 2 yıllık zaman dilimi içerisinde Kürt coğrafyasına dayatmış oldukları bütün zulüm politikalarının halk eliyle tasdik ettirilmesi amacını taşıyor. Bu paket aynı zamanda bir daha diyalog zemininin, bir daha barış zemininin oluşmamasının engelini, sedini, bendini oluşturuyor. Şimdi gelin bir kez daha Mezopotamya coğrafyasından, Kürt coğrafyasından bizler hep birlikte Miray Bebe'nin, Taybet Ana'nın bir yudum su, bir yudum su diye bağıran ve onların üzerine ateş açan, yakan zihniyete hayır diyelim. Bir kez daha faşizm girdabında, faşizm çukuruna, bu ülkeyi gark etmek isteyenlerin politikasına hayır diyelim. Hoşku Brahim'in aziz. Öyle bir zemin içerisinde yaşıyoruz ki bu fitne ve fesat dayatması sadece bu ülkelerde sınırlı değildir. Bugün Şengal'e baktığımızda, Şengal'de yaşananlar, çok açık söylüyorum ama buranın fitne ve fesadının sonucudur. O fitne ve fesatla bir kez daha kendi eliyle yapamadığını, başaramadığını Kürd'ün eliyle, Kürd'ü birbirine kırdırtmak suretiyle başarmak istiyorlar. İşte hayır demek, hayır da buluşmak, fitneye, fesada, hayına, çiyansıya da hayır demektir. Bir kez daha hepinizi hayırda buluşmaya, bütün halkımızı, halklarımızı, inançlarımızı hayırda buluşmaya davet ediyorum. Hoşku Brahim'in aziz. İruhu ku emle aha rojatan avindinerin. Ev peymana sayspik ot. Peymana ku kırkırına kurda hani. Duhazın carda ev peymana, duhazın carda ev fermana bu karbinin. Ev bu yere kullu şengaldı kavumu. Netli kuteni hun retini. Ev fermana kurda hem yayı. Hefte uçar ferman bu seri gelemeyi. Ezidi dağıt. Bir seri gelli kurd ye ezidi dağıt. Lazımlık hem o hizbe kurdu kurdistani. Hem o kesin kurdu kurdistani. Ev çamda piroz. Ev zimane piroz. Behev udura. Em biparezin. Em hodil eder bir kevin. Ez bi biru bavarim. Ez bi biru bavarim. Kı hun beteretin. Ev kevhoşya Ankara'yı. Ev kevhoşya Şame'yi, ev kevhaşıya Tahran'ı, ev kevhaşıya Bağdayı, Banga mülhemu kurda, mıhabına, Hazar mıhabına, Dijminin bavu kala, nabın doste lava, Dijminin bavu kala, nabın doste lava. Varın embehdura, vil istoke, levvala yeder bakın. Em mecburun ku vil istoke, levvala yeder bakın. Cebonaviye ki em goye hubudun Ahmed-i Khani, em goye hubudun Ahmed-i Khani, em goye hubudun Seyyid Rıza, em goye hubudun Şeyh Seyyid Ekav, em goye hubudun Kazi Muhammed, da ki vanşmera çüdüko, kürdünü, merdünü, bibin yek. Hayır kervanımız hayırlı olsun kardeşlerim. Hiç şüpheniz olmasın. Andolsun ki özgürlük halayını, Sayın Geylani, özgürlük halayını bir kez daha Ahmet'te, Şeyh Said Meydanı'nda, İstanbul'da, Ankara'da bir kez daha özgürlük halayını, eşitlik halayını, kardeşlik halayını kuracağız. Ve o özgürlük halayında, o eşitlik halayında, o kardeşlik halayında sazıyla, sözüyle, o nefes aldırmayan cümleleriyle eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz halayın içerisinde olacaklar. Emin olun. Yılmayacağız. Korkmayacağız. Umudu küçültmeyeceğiz. Aha bu bayrağı var ya, bu bayrağı. Düşürmeyeceğiz.
Çünkü bu bayrağı yerde bulmadık, yere düşürmeyeceğiz. Hep birlikte gün ola hayır ola, gün ola şerler def ola. 16 Nisan hayırlara vesile ola, fırsat ola, hayırlar büyüye, özgürlükler gele, adalet gele. En derin saygılarımı sunuyorum. Bun hem ub khairu kashi hatun, ser sere mera hatun, ser çavi mera hatun. Biminin de khairu kashi da, stara fade ser vebe, ser hemu gelemebe, biminin de navaşi da, her hebin, her bizim.